İler en büyük cevabı sandıkta verecektir bu iktidara. Ayrıca durum öyle değil. Öyle öğretmen emekleri gidiyordu, simit satıyordu, su satıyordu. Yok öyle bir şey. Kim emekler? Evet, çalışıyorlardı, su satıyorlardı, belki simit satıyorlardı. Ama diğer taraftan birçok emekli, ki öğretmen emeklileri de emekli olduklarında kendilerine bir aldıkları emekli ikramiyesiyle ev alabilecek durumdaydılar. Şimdiki emekli ikramiyeleri ve emekli aylıklarıyla insanlar kendilerine hiçbir şey alamıyorlar. Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi Hatay'da biliyorsunuz belediye başkan adayı olarak göstermiş. Sonra bir ses kaydı ortaya çıkmış ve bu ses kaydının ardından da adaylık desteğini çektiklerini ilan etmişlerdi. Gökhan Zan ses kaydı kesinlikle bana ait değil açıklamasında bulundu. İşte savcıya gitti, savcıya şikayette bulundu ve o da ses kaydının incelenmesini istedi. Ama Türkiye İşçi Partisi mahkemeden önce, mahkemenin bu süreci seçim sonrasına bırakabilmesi ihtimaline karşı seçimden önce bu ses kaydını uzmanlara analiz ettirdi ve raporun sonucunu da kamuoyuyla paylaştı. Tipin, Türkiye İşçi Partisi'nin hazırlattığı rapora göre o ses kaydı montaj değil. AK Parti İl Başkanlığındayım. Türkiye İşçi Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'a ait olduğu öne sürülen ve 17 Mart'ta ortaya çıkan bu ses kaydı siyaset gündeminin başlıca tartışma konusu olmuştu. Ben bir iki hediye de getirdim. Ailede engelli var. Gökhan Zan olduğu öne sürülen kişi AKP Hatay İl Yönetimi'yle arasının iyi olduğunu söyleyen bir başka kişiyle adaylıktan çekilmeme karşılığı para pazarlığı yapıyordu. Tip ses kayıtları ortaya çıkınca Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti. Gökhan Zan ise kendisine kumpas kurulduğunu, ses kaydının montaj olduğunu iddia etti. İstemiyoruz sizi! Türkiye İşçi Partisi ses kayıtlarını Adli Bileşim ve Siber Güvenlik uzmanı Cüneyt Üre'ye inceletti ve sonucu kamuoyuyla paylaştı. Tip tarafından açıklanan 27 sayfalık rapora göre videodaki ses ve görüntü kayıtlarında değiştirmeye yönelik bulguya rastlanılmadı. Raporda ayrıca ikilinin görüşmesinin bir deşifresi de yer aldı. DEM Parti'nin Ankara adaylarından Gülten Kışanak cezaevinden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birçok gazeteci ki aralarında Tele1 muhabirlerinden Elif Çetiner de var. Onun da sorularını yanıtladı ve çözüm sürecine dair verdiği yanıtta yeni bir çözüm sürecinin seçimden sonra çok zor olduğunu söyledi. Hem iktidara, hem DEM Partililere, hem muhalefete, hem de kayyum siyasetine ilişkin değerlendirmeleri vardı Gülten Kışanak'ın. Kandıra Birnoğlu F tipi kapalı cezaevinde tutuklu bulunan DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Gülten Kışanak, seçim kampanyası ve siyaset gündemine dair aralarından Tele1'den Elif Çetiner'in de olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tele1 muhabiri Elif Çetiner'in adaylık sürecine dair tartışmalarının nasıl ortaya çıktığı sorusunu değerlendiren Kışanak, cezaevinde oluşunun siyasetteki çözümsüzlüğün göstergesi olduğunu söyledi. Ömrüm siyasi mücadeleyle geçtiği gibi yaklaşık 20 yıldır aktif siyasetin ve kadın özgürlük mücadelesinin içindeyim. Ancak adaylığım, Türkiye'de yargının ne kadar siyasallaştığını, iktidarın siyasi hesapları uğruna yargıyı nasıl bir araç olarak kullandığını göstermesi bakımından çarpıcı bir örnek. Ayrıca Kürt sorununun yargının değil, siyasetin konusu olduğunu da gösteriyor. Benim Ankara adaylığımın bu hakikatleri gündeme getiren bir yanı var. Kışanak'a en yoğun gelen soru Kürt sorunu ve çözüm yolunun nasıl olacağı oldu. Kışanak yeni bir sürecin başlamasının zayıf olduğunu vurguladı. Seçimden sonra yeni bir sürecin başlama ihtimali çok zayıf. Ancak DEM Parti, Kürt meselesine demokratik ve barışçıl bir çözüm bulunması için güçlü bir mücadele yürütecektir. Kürt sorunu sadece iktidarla çözülebilecek bir mesele değildir. Toplumsal mutabakatla çözülebilecek bir konudur. Kışanak, gazeteci Sedat Bozkurt'un iktidarın normalleştirdiği tutuklama furyasına yönelik sorusuna yazar Stefan Zweig'in Vicdan Zorbalığa Karşı isimli kitabından örnek vererek yanıt verdi. Stefan Zweig, Vicdan Zorbalığa Karşı isimli kitabında sistemin özgürlüğü zorbalıkla bastırdığı yerde üç yol vardır der. Biri açıktan mücadele ederek bedel ödemek, ikincisi kanaatini saklamak, zorbalık döneminin geçmesini beklemek, üçüncüsü de göç etmek. Baskı döneminin bu kadar uzun sürmesi bir yönüyle umudu törpülese de sorunların ve tepkilerin de büyümesine neden oldu. Bu seçim yeni umutların yeşerdiğini gösterecek diye düşünüyorum.
Diğer önemli başlıklardan biri de HDP'nin kazandığı belediyelere kayyum atanması sorunu. Kışanak, AKP iktidarının yürüttüğü kayyum politikalarının çöktüğünü belirtti. Kayyum iflas etmiş bir politikadır. AKP'nin elinde kaldı. Vazgeçtim dese olmuyor, devam etse özellikle Kürtler nezdinde iyice itibar ve oy kaybediyor. Muhalefet bu konuda güçlü ve demokratik bir çıkış yapsa kayyum yasasının değişeceğine inanıyorum. Bugüne kadar kayyum Kürtlerin sorunu olarak görüldü. Bu nedenle çözülemedi. Kayyuma karşı mücadele sadece Kürtlere ve DEM Parti'ye bırakılmamalı. Bu bir demokrasi sorunudur. Yerel seçimlerde partisinin alacağı oyla ilgili Kışanak, özellikle DEM Parti ile yeniden refahın alacağı oy birçok dengeyi değiştirebilir. AKP'den liberaller, demokrat muhafazakarlar kopmuştu. Milli görüş geleneğiyle kalan son köprülerde atılıyor ifadelerini kullandı. Sol Parti, belediye başkanlığı için aday çıkardığı Fatsa'da bir yürüyüş gerçekleştirdi.